Birkaç gün önce özellikle 31 Mart seçimlerinde Ankara'nın siyaset çöplüğüne gönderilen bir AKP'li utanmadan, sıkılmadan seçmenine HDP'ye oy veren insanlara beddua etti ve bu kamuoyuna da yansıdı değerli arkadaşlar. Ona tek bir cümlemiz var. Biz seni Allah'a havale ediyoruz. Şimdi bir diğeri çıkmış, 6-7 yıl önce alıkonulan bir asker annesinin ricası üzerine devreye girmiş olmamı ve en insani bir girişimimizi dahi utanmadan, sıkılmadan bir saldırı gerekçesi yapmakta ve bunun üzerine günlerdir tepinmektedir değerli arkadaşlar. Bunların bir de bir fotoğrafçı bakanı var değerli arkadaşlar gezdiği çukur kanallarında yalan rüzgarları estiren bir bakanları var, bir resim fotoğraf bakanı var. Şimdi ona yaptıklarına, söylediklerine, attığı iftiralara, yalanlara ben buradan cevap vereceğim değerli arkadaşlar. Şimdi çözüm sürecinde Kandile yaptığımız onlarca ziyaretin fotoğrafları üzerinden algı yaratma telaşında olduklarını özellikle belirtmek isterim. Yetmiyor. Bakın bu yetmiyor. Fotoğraflara birazdan geleceğim ama bir vekil arkadaşımıza açıkça iftira atmaktan da geri durmuyor. Evet, göya HDP'li bir kadın milletvekili gareye gitmiş, orada boy göstermiş, oradan talimat almış ve tekrar Türkiye'ye dönmüş siyaset yapmaya devam ediyor. Gerçekten pes doğrusu. Buradan açıkça söylüyorum. Bu kocaman kuyruklu bir yalandır, kuyruklu bir yalandır. Bizim milletvekilimiz Gare'ye gitmemiştir, Gare'de bulunmamıştır. O tarihlerde de nerede olduğu bellidir zaten bu arkadaşımızın. Şimdi bu kara propagandanın arkasına sığınanlar yarın öbür gün bu arkadaşımız yeni bir açıklama yaptığında bunun nasıl arkasında kalacaklarını, bunun nasıl altında kalacaklarını acaba düşünmüyorlar mı? Böylesi bir yalan propagandanın arkasına sığınmanın siyaseten, ahlaken, vicdanen ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmiyorlar mı? Bizim milletvekilimizin Gare'de ne işi var? Bizim milletvekilimiz Gare'ye niye gitsin? Bizim vekillerimizin gidebilecekleri o bölgede tek bir yer vardır. O da Barzani ile görüşme yapmak üzere Erbil'dir değerli arkadaşlar. Ya da oradaki siyasi partilerle görüşmeler yapmak üzere Erbil'e zaman zaman vekillerimiz giderler, gelirler. Bunun dışında yurt dışına çıkarlar, Avrupa'ya giderler, Amerika'ya giderler. Şimdi bu telaş nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Kendi suçlarını örtbas etme telaşıdır. Evet, Dilan arkadaşımız da dün kamuoyuna detaylı açıklamalarda bulundu ve bu iftirayı atanları kanıtlamaya çağırdı. Ben de aynı çağrıyı yapıyorum. Ispatlayın diyorum. Eğer ispatlayamazsanız müfterisiniz diyorum buradan. Bunlar yalanla, iftirayla özellikle iftiraya sarılarak her gün bir düşüşün içerisindeler değerli arkadaşlar. Ve bu acizlik içerisinde adeta yerlerde sürükleniyorlar. Allah kimseyi böyle şaşırtmasın ve böylesi bir acizliğin içerisine de düşürmesin diyoruz. Resmen nasıl bir durum yaşıyorlar biliyor musunuz? resmen dibinde dibindeler değerli arkadaşlar. Şimdi biz dünyanın en derin çukurunun Büyük Okyanus'taki Mariana Çukuru'nu çukuru olduğunu biliyorduk değerli arkadaşlar. Meğer en derin çukur dibinde dibi Ankara'daki iktidarın içine düştüğü çukurmuş biz bu son günlerde bunu çok net olarak gördük ve bunu biliyoruz değerli arkadaşlar. Bize yönelik iftira, kumpas ve saldırı kampanyası aynı cemaat döneminin yönetimleri olarak karşımıza çıkmaktadır değerli arkadaşlar. Belli ki bunlar cemaatteki abilerinden çok dersler almışlar, çok şeyler öğrenmişler. Şimdi bu bakan, fotoğrafları gösteren bakan, gaye nedir biliyor musunuz? Erdoğan'ın koltuğuna açıkça göz dikme meselesidir. Evet bu bakan Erdoğan'ın koltuğuna göz dikmiştir değerli arkadaşlar. Şimdi buradan onlara sesleniyoruz. Kendi içinizdeki iktidar ve koltuk kavgasını açık yapın. Savaşınızı HDP üzerinden yürütmeyin. HDP buna izin vermez çünkü. Aynı bakan sevgili arkadaşlar, aynı bakan Heyetimizin çözüm sürecinde devletin ve iktidarın bilgisi, onayı ve ricası dahilinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin fotoğraflarını bir çıktığı programda yapmış olduğu sunumlarla özellikle gösterdiğine tanık olduk ve bunun adı bir algı yaratma çabasıdır değerli arkadaşlar. Şimdi kendisine şunu söylemek isteriz. O fotoğrafları keşke televizyon programına çıkmadan önce kendi genel başkanına bir gösterseydin. Recep Tayyip Erdoğan'a önce o fotoğrafları gösterseydin, sonra çıkıp bir televizyon kanalında bu fotoğrafların işte Kandil'e gidenler, Kandil'de neler yaptılar görüyoruz gibi bir algı yaratması içerisine keşke ondan sonra girseydin. Ve kendisi Erdoğan o süreci çok iyi, çok net bildiği için keşke önce ona gösterseydi. Bu zata aynı birilerine anlatır gibi değerli arkadaşlar tane tane şimdi o süreci ben buradan bir kez daha anlatacağım. Evet bak iyi dinle soylu. Iyi öğren o dönemde neler oldu, biz neler yaptık ve sen şimdi neler üzerinden bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorsun. İyice öğren. Biz çözüm sürecini değerli arkadaşlar üç ayak üzerinden yürüttük. Birinci ayak İmralı'ydı. Ikinci ayak Kandil'di. Üçüncü ayak da hükümet ve devlet kanadıydı. O süreçte İmralı'da Sayın Öcalan'la yaptığımız her görüşme Devletin ve hükümetin bilgisi ve onayı dahilinde yapılmıştır. İmralı ziyaretinden sonra yine devlet ve hükümetin onayıyla bizler Kandil'e gidiyorduk. Kandil'de yapılan görüşmelerin sonuçlarını devlet ve hükümet heyetine döndüğümüz zaman aktarıyorduk. Devlet heyeti ise bu bilgileri biz İmralı'ya gitmeden önce kendisi gidiyor. İmralı'ya götürüyor bu bilgileri. Sayın Öcalan'la görüşmeleri gerçekleştiriyor ve arkasından da bizi İmralı'ya gönderiyordu. Sonra çözüm heyetimiz İmralı'ya gidiyordu ve kendisi devlet heyetiyle yaptığı görüşmelerin çerçevesini yani Sayın Öcalan devlet heyetiyle yaptığı görüşmelerin çerçevesini bize aktarıyordu. Biz tekrar gelip devlet heyetiyle görüşme yaptıktan sonra yine devletin bilgisi ve onayı dahilinde Kandil'e gidip oradaki PKK yetkililerini anlatıyorduk. Olay budur. Şimdi görüşme trafiği aynen böyleyken değerli arkadaşlar. Hatta bir anekdotu da sizlerle şu anda paylaşmak istiyorum. Evet o da birine kapak olsun diye bu anekdotu paylaşmak isterim sizle. Bir defasında Kandil'e görüşme gerçekleştirdiğimiz sırada yaptığımız dışarıda yaptığımız bir toplantı esnasında yukarıda iki tane İHA'nın dolaştığını gördük. Iki İHA biz o görüşmeleri yaptığımız esnada tepemizde dolaşıyordu. Şimdi İHA nedir ne değil onu biliyoruz insansız hava aracı ve bir hareket gördüğü andan itibaren de bombaları atar bulunduğu yeri bombalar ve o görüntüyü gördüğü andan da harekete geçer. Şimdi böyle bir kar şeyle karşı karşıya kaldık. İki tane İHA aracının tepemizde dolaştığını gördük. Önlem alındı, ağaçların altına girdik. İhalar uzaklaştıktan sonra. Tamamdır, toplantıya devam edebiliriz denildi. Toplantımızı gerçekleştirdik. Aşağı indik, geldik. Türkiye'ye geldikten sonra Ankara'da devlet ve hükümet yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdik ve kendilerine söyledik. Biz oradayken üzerimizden İHA'lar geçti dedik. Bize ne dediler biliyor musunuz? Sizin güvenliğiniz için oradaydılar dediler. Yani o İHA'lar bizim güvenliğimizi sağlamak için oraya gönderilmiş. Bunu devlet ve hükümet yetkilileri bilerek bizim güvenliğimizi sağlamak amacıyla oraya gönderdiklerini bize söylediler. Evet. O Kandil görüşmelerini devletin güvenlik amaçlı yani İHA'ları orada dolaştırdıklarını bizlere söylediler. Bütün bunlar devletin kayıtlarında mevcuttur değerli arkadaşlar. Çünkü her yaptığımız görüşme, Kandil'deki görüşmede, hükümetle ve devletle yaptığımız görüşmede, İmralı'da yaptığımız görüşmelerde kayıtlarda mevcuttur. Ben ne bir fazlasını ne bir eksiğini söylemiyorum, anlatmıyorum. Bu benim terbiyeme de, bu benim aldığım ahlaki ve siyasi ve vicdani olarak terbiyeme de yalan söylemek bana yakışmaz değerli arkadaşlar. İşte Soylu Efendi iyi dinlesin bunları. Sana o fotoğrafların hikayesini de anlatayım. Özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Kandil fotoğrafları PKK'den silahları bırakacaklarına dair mektupları aldığımız ziyaretlere aittir. Soylu Bey evet aynen o fotoğraflar iki gün önce bir televizyon kanalında gösterdiğin fotoğraflar Sayın Öcalan'ın Kandil'e PKK'ye Türkiye'ye karşı silahları bırakma çağrısının yapıldığı ya da çağrısının yapılacağı ve bizim o mektupları götürdüğümüz mektuplar üzerinde konuşulan görüntülerdir onların fotoğraflarıdır. Şimdi senin genel başkanın Erdoğan da heyecanla bu mektubun Türkiye'ye nasıl döneceğini ve bizim bu mektuba karşılık olarak Türkiye'ye neler getireceğimizi heyecanla, umutla bizlerden bekliyordu. Ve biz o mektupları getirdik. İlgililere teslim de ettik. Onlar da Arşivlerde mevcuttur, kayıtlarda mevcuttur. İsteyen istediği zaman o mektupları da devlet yetkililerden elbette ki isteyebilir. O fotoğrafları Kandil'dekiler çekti. Şimdi bize diyorlar ya gitmişler orada boy boy fotoğraf çekmişler. Bir kere oraya gidince de İmralı'ya gittiğimiz gibi elimizde telefon yok. Telefon götürmek oraya da gidince yasak. İmralı'ya gidince de yasak. Hükümet ve devlet yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde de elimizde telefon yok, çekebileceğimiz bir makina yok, fotoğraf çekebileceğimiz bir makina yok ve dolayısıyla çekilen hiçbir fotoğrafı bizler çekmedik. Kandildeki fotoğraflar üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra basına yansıdı, ama başka bir fotoğraf var tabii ki. İmralı'da çekilen bu fotoğrafta değerli arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafı kim çekti? Ve bu çekilen fotoğrafı bize kim verdi? Soylu bunu araştırsın. Kim çekti bu fotoğrafı? Ve bu çekilen fotoğrafı bize kim verdi? Evet. Bir başka fotoğraf. Hükümet ve devlet yetkilileriyle Dolma Bahçe'de çektiğimiz Dolma Bahçe mutabakatının okunduğu 28 Şubat tarihinde yaptığımız açıklamanın fotoğrafı. Bunu da biz çekmedik. Bunu da oradaki yetkililer çekti. Orada temsilen gelen insanlar çekti. Bunu da biz çekmedik. Şimdi her üç fotoğraf üzerinden de bu çağrıyı İçişleri Bakanı'na yap yapıyoruz. Her üç fotoğrafın da amacı aynıydı. Her üç fotoğrafın da çektiği ve çekildiği yer bellidir. Kimler tarafından çekildiği de açık ve net olarak ortadadır. Şimdi değerli arkadaşlar O Dolma Bahçe mutabakatının açıklandığı gün İnce bir ayrıntı var. Belki daha önce duydunuz ama ben tekrar hatırlamakta fayda görüyorum. O salonda kimin nerede oturacağını belirleyen bile bizzat Erdoğan'ın kendisiydi değerli arkadaşlar. Evet, şimdi bu gerçekleri bir kenara bırakıp iftira ve yalanlara sarılarak algı operasyonlarıyla sorumluluktan kurtulacağınızı sanıyorsanız çok büyük yanılıyorsunuz. çözüm sürecindeki girişimlerimize saygısızca yaklaşan zihniyetlere verilecek tek cevabımız şudur değerli arkadaşlar. O süreç halklarımızın geleceği için, annelerimizin gözyaşının durması için, bedenlerin toprağa düşmemesi için fedakarca yürütülen bir süreçti. Bugün de olsa hiç tereddüt etmeden aynı fedakarlığı yapmaya devam edeceğimizi özellikle buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yeter ki tek bir insanımızın bile burnu kanamasın değerli arkadaşlar. Bırakın yaşamını yitirmesini tek bir insanımızın tırnağına bile taş değmesin diye biz bu fedakarlığı yapmaya hazırız. Ne mutlu bize ki, ne mutlu bize ki üç yıl boyunca bu çözüm sürecinde bu ülkeye cenazeler gelmedi. Ne mutlu bize ki üç yıl boyunca hiçbir annenin kapısına tabut gitmedi. Ne mutlu bize ki bu üç yıl boyunca yürüttüğümüz onurlu bir duruş vardı ve biz bu onurlu duruşun arkasındayız değerli arkadaşlar. Şimdi bir şey daha belirtmek istiyorum. Çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiği zamanda mutlaka açıklayacağız. Bunun da böyle bilinmesini özellikle buradan tarihe not düşüyorum değerli arkadaşlar. Çözüm sürecinde bizlere partimize, heyetimize neler vaat edildi? Hangi sözler verildi? Çözüm süreci başarıya ulaşırsa Nelerin yapılacağına dair bizlere vaat edilenleri yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namertiz arkadaşlar.